Allah ve berekatı nasıl bilir yine şeytanı cim Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Allah. 131 17. lema 2. mesele ubudiyet emri ilahi ve rızayı ilahiye bakar. Ubudiyet, virgül, emri ilahi ve rıza ilahiye bakar. Yani emrediliyor, neticesinden bahsediyor. Bir daha okuyayım, çok ilginç tabii dizme var. Ubudiyet, emri ilahi ve rıza ilahiye bakar. Yani ilahi bir emir olduğu için ilahi bir emir. Siz de kapatın zaten telefonu da. Şimdi iki hakikat var burada. O iki hakikati şöyle şey yapayım. Bak. Ubudiyet, düşünün siz de. Katkınız olursa alırım. Ubudiyet, virgül, neymiş? Emri ilahiye ve rızayı ilahiye bakar. Şuradan bir şey okuyayım belki konuş şey olur. Çalıştıklarımı not alıyorum ben. Ubudiyet, İki hakikatin arasındaki münasebet seviyesini, anlayışını, ifadelenişini gösteriyor. Allah ve mahluk. Allah halk eden, insan yaratılan. Ortadaki kainat insanın emrine verilen. Dolayısıyla bir insan, burada diyor, bir de okuyayım şunu. Ubudiyet, iki hakikatin Allah ile kulun arasındaki münasebet seviyesini, mesela seven sevdiğine itaat eder. Adam bir kızı seviyordu, intihar ediyor. Kızı sevdiği kadar Allah'ı sevse ne olur? Bir haftada evliya olur. Bak, arasındaki münasebet seviyesini. Yo, ben Allah'ı çok seviyorum. Namaz yok. Şimdi bu doyurucu bir söz mü? Değil. Münasebet seviyesini bir de anlayışın ifadelenişini gösteriyor. Yani şuradan çıkarttım. Emri ilahi akla bakar. Rıza ilahi kalbe bakar. Çünkü din, aklı olmayanın dini yoktur hadisi. Dinsiz değil, dini yok. Yani kendisinin ürettiği, kendisinin sahip çıkıp ifade ettiği bir dini yoktur. Deli. Ne var o? Şeriat-ı fıtriyesi olduğundan dolayı şeriat-ı fıtriyenin de imamesi, yuma noktası da cennetin bir parçası. Cennet onun bir parçası. Onun için cennete gidiyor deli. Yoksa bizim bildiğimiz imanı yok. Herkeste iman var. Ama ifadelenmemiş. Fıtri iman var, kafirde de var. Emin olma. Yani aslı ile bağlı olmak. Bek arzusu yok mu? Var onda da. Acizlik yok mu? Var. Yani fıtratın yaratılışı aslına bağlı olma noktasında sen inansan da inanmasan da celal ediyor. Sen uyuduğun zaman nefes alıp vermiyor musun? Gibi. Organların çalışmıyor. Yani sen uyanınca mı organların çalışıyor? Uyanınca Müslüman, uyuyunca kafir gibi düşünür yani. Yani inanmasa bile vücudu, her şeyi Allah'ın esmasına aynadarlık ediyor. O zaman emri ilahi deliğe bakmıyor değil mi hocam? Nereye? Emri ilahi deliğe bakmıyor o zaman. Bakmıyor. Evet. Deliğe bakmıyor. İşte onun için söyle. Deliğe bakmıyor. Bu yok. Emri ilahi, yani bir şey söyleyeceksin ama Adem bunu yap kardeşim. Emretmem için
muhatabım olması lazım. Burada çok ilginç taraf da şu. Allah ne? Celle Celaluhu. Ben kimim? Yani öyle bir ana muhatap oluyor ki kendisi hiç kimseyle yapmadığı bir münasebeti muhataplı benle yapıyor. Tabi burada Allah'ı anlama seviyesi kadar bunu idrak ediyoruz. Yani Allah'ı ne kadar anlıyoruz? Emri ilahi o kadar değerli oluyor. Çünkü işaret-i cazdan söyledim ben bunu. Diyor ki tekalif-i diniye dengelen sıkıntı, işte sabah kalkıp abdest almak, namaz kılmak, tekalif-i diniye dengelen zorluklar diyor, emri ilahi taatür ettikçe yok olur o sıkıntı. Yani ben bunu yapıyorum ama niye yapıyorum, kim bana söyledi de yapıyorum gibi sorular sorulup da cevabını bulursan, o tekalif-i ilahiden gelen sıkıntı, abdest almak, eğilmek yok oluyor. Sonra ben bir başkası zile basa kalkar mıyım bu saatte? Çok nadir kalkarım. Ama Allah'ım için kalkıyor. Mesela kadın, kalk, yemek yap, kahvaltı yapacaksın da kocan gidiyor. Cevap, hazırla da ben de geleyim. Hazırla da diyor, beni de çağırırsın. Benim hanım öyle diyordu. Diyor ki, ifadelenişi, ona cesaret, oraya attım, şey yapayım. Sonra, şimdi kendine döndürüyor. Kendini yorumlama ve ifade etme cevapların içinde saklıdır muhabbet. Muhabbetin seviyesine kadar kendini ifade etme ve yorumlama sorusunun cevabı içinde saklı. Yani sen kendini ne ile yorumluyorsun? Nasıl ifade ediyorsun kendini? Ne ile ifade ediyorsun? Nerede duruyorsun? Yani kendini tanıma nispetinde muhabbet oluyor. Seven sevdiğine itaat eder. Cesetle dünya arasındaki bağ nefis yapıyor. Cesetle dünya arasındaki bağ ceset yapıyor. Allah ruh ile Allah arasındaki bağ da ubudiyet yapıyor. Çok acayip. Beni etkileyen bir hadise var. Bakayım nasıl yorumlayacaksınız. Kusurlar bana ait. Bir iki gün önceki hadise. Buraya da yazmışım. Senoz'dan, Çağrı'dan birisi öyle yakında bir görmüştük değerli hocanın orada. Oradan bir şey var. Haber göndermiş. Allah Allah yani haber. Neyse tevafuk ettik o zaman. Dedi ki bakın bir şey anlatacağım. Beni çok etkiledi. Dedi ki hocam çay içelim bir çay dedi. Seninle konuşmam lazım. Tamam. İçin. Gittik bir bahçeye, çayırında, x bir yere. Hayatta hep tedirgin. Hayırdır ya Allah Allah. Burada, hocam buraya olmaz dedi, buraya oturma dedi. Ya bu masa işte yani denize nazır. Hayır dedi. Tamam buraya. Hocam sen bu tarafa gel dedi. Yani o gelene karşı yüzü beni arkaya, ben bir kere oturmuştum yani. Denize bakayım dedim, oradan geliniyor kapı. Yok hocam ben orada oturayım dedim. Allah Allah. Sonra sordum. Niye böyle yapıyorsun? Bak yazmışım. Hocam düşmanım var. Her istediğim yere oturamıyorum. Bak iyi dinle. Hemen çıkarttım yazdım. İstediğim yere gidemem. İstediğim gibi hareket yapamıyorum. Hayatım bir haf duygusunu ben şey yapıyorum. Bir korku. Hayatın bir haf, korku duygusu bloke etmiş dedi bana. Hayatı bir düşmanım var, her yere gidemiyorum, her kişiyle oturamıyorum, her şeyi yapamıyorum, istediğim gibi yaşayamıyorum. Düşmanım korkusundan dolayı hocam dedi. Onun için böyle yapıyorum dedi. Ben de peki ya Hasan dedim kendi kendime. Allah'tan bu kadar korkuyor musun sen? Yani aman ha nefis, yani onun düşmanı yerine benim nefsimi koysam aman ha aman ha her yere oturamam.
Çünkü nefis bana o açık saçıklığa baktıracak. Her yere giremem. Televizyon, internet, o taraf, düşman yerine bu tarafı tutayım. Yani televizyon bu taraftaysa sırtımı bu tarafa vereyim. Düşmanı yorumlamaya göre çare alınıyor demek ki. Düşmanı ne kadar hissediyorsan o kadar tedbir alıyor adam. Bakın düşmandan korkma adına onun yollarını hep şey yapıyor. Hep biliyor. Buradan giriş var, sırtımı buraya vereyim. Buraya gidemem, buradan geçemem. Bu düğüne katılamam. Cuma'da en son gidiyormuş. Giderse. İki cuma peş peşe bir camiye gittiği olmamış. Ama desem ki sebaptır, başka bir uzun camiye gitsen hocam ya falan derdi mesela. Sonra kendi kendime sordum. Ey Hasan, onun düşmanını tanıdığı kadar sen düşmanı tanıyor musun? Onun düşmandan korktuğu kadar sen nefisinden korkuyor musun? O çok çok 60 senelik hayatını noktalayacak. Senin sonsuz hayatını. Peki cevap şöyle buldum. Rahatladım. Siz de rahatlarsınız. Çünkü Allah'ı ifadeleşimiz, yani ifade etmemiz bize cesaret veriyor gaflette yaşamamıza. Nasıl? Meziyet şu. Kusursuz bir şeyi sevmek çok kolaydır. Önemli olan kusurlu bir şeyi sevebilmektir. Onun için fena fillah'tan sonra fena fil ihvan geliyor. Allah'ı sevmek kolaydır. Kusur yok. Müslüman kardeşini sevmek çok zordur. Kusuru var. Onun için meziyet Allah'a o kadar. Allah'ı sevmek çok kolay. Ama pat diye yapıyor. Burnunda kırılıyor, namaz kılıyorsun. Dedi ki Allah'ı yorumlamak. Şimdi düşmanım ne yapar? Beni görünce affetmez bak şimdi. Takdiri sıkar. Benim günahım da Allah yapmaz bana. Günah yapıyorum. Olsun, düşmanım gibi davranmaz. O Allah'tır. Allah'a yüklediğimiz merhamet anlayışımızdan büyük günahları veya çoğu günahlarımızı bundan yapıyoruz. Allah'ın affına sığınıyoruz. Delilin var mı? Kur'an-ı Kerim'de bir ayette meale şöyle diyor. Allah'ın diyor merhametine sizi nefis güvendirip de günah işlettirmesin diyor. Cenab-ı Hak yine. Bu zaafımızı biliyor. Allah'ın merhametine, Allah çok merhametlidir gibi tuzaklarına, evet merhametlidir ama yani aynı zamanda kahardır da. Sizi diyor oradan avlamasın diyor. Demek ki Allah'ı bir düşman yerine koymuyoruz da ondan rahatız. Allah düşman değil. Onun düşmanı düşman. Ve düşmanın muamelesini Allah'ın bize cehennemde yapacağı muamele gibi beklemiyoruz. Bekleseydik var ya ödümüz patlardı. Allah bize onun düşmanın gibi yapacağı cehennemde bile Müslüman gitse bile öyle yapmayacak. Çünkü rivayetler var. Cehennemin 7 tabakasının en üst tabakasının adı cehennemdir. Yoksa diğerlerin ismi hep bu birinci tabakanın ismi verilmiş. Buraya kafirler girmeyecek birinci tabakaya. Müslümanlar da 2 ve 3, 5, 6, 7'ye girmeyecek. Günahkar kulları en son işte şuradan geçemezse birinci tabakaya girecek. O da inşallah tamam sıcağı gibi olur. İnşallah. Öyle rivayet de var. Şimdi bu ubudiyet hakkında bu kadar geveze yaptıktan sonra gevezelim. Ubudiyeti bir de siz bakalım şimdi. Ubudiyet böyle kulluk diye şey yapmayalım böyle. Düşünmenizi istiyorum atölye böyle. Kafayı malat kanı. Ubudiyet kim? Kulluk. Kim yapacak? Kimden isteniyor? Cesedi bırak. Ruh. Ruhtan Rabbine karşı bir münasebet kurulacak. Emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. Biraz gideyim. Ubudiyetin dahisi yani tahrik edicisi, ubudiyetin dahisi tahrik edici, kaynağı emretmesi. Yani ubudiyet niye yani? Ortaya çıkışı yani. Emri ilahi. O diyor, yap. Şimdi çavuş diyor ki yat, yatmadık mı? Ben bölük çavuşluğu yaptım. Çok iyi biliyorum. İnan 100 kişi vardı yanımızda. Ondan önce ben askerdim. Yat dediği zaman yatmadık mı? Kalk dediği zaman kalktık yani. Yağmurda sürün dediği zaman süründük, süründürdük de. Peki Allah yat diyor yatmıyor. Şimdi çavuş anlayışına bak, Allah anlayışına bak. Mesela
Çavuştan korktuğumuz kadar Allah'tan korksak yap deyince yatacaktı. O zaman çavuş kadar değer mi vermiyoruz? Hayır. Veriyoruz da böyle. Tanımıyoruz onu. Allah acayip bir hakikat ya. Acayip bir şey ya. Düşünüyorum ben hissiyatımı, latifelerimi, duygularımı şöyle. Bugün balkonda sizin oraya doğru bakıyorum. Yapraklar, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, otların sallanması, suyun kalkması, damlanın düşmesi vesaire. Hepsinin çekirdeği benim, kainat. Allah'ın dışında, bak iyi dişine, Allah'ın dışında bütün kainatın çekirdeği benim. Şimdi ben de kendime dönüp acaba bu yapraklar hepsi bendeyse ama yaprak yok içimde. Ama yaprağın hakikati bende. Ben ne kadar cami bir hakikatim ki Allah'a en çok ben ifade ediyor. Sığmadı kainata, ben de Allah. Hani dedi ya hadis-i şerifte, kul diyor ki ya Rabbi ehl-i iman, çok şey sevgili. Kazanmış ama nükel mekülü diyor ki ben Rabbime bir şey söylemek istiyorum. Acaba duyuyor mu? Allah yer göğü her yeri duyar. Şu anda seni duyuyor diyor. Sormak istiyorum, sor diyor. Diyor ki, ya Rabbi, dünyada ben seni çok aradım. Neredeydin? O da der ki, ben sendeydim, sen neredeydin? Böyle bir Allah yani. O kadar insana cesaret veriyor ki, çok hoşuma gidiyor yani. Ve Ahmet amcanın aşağıda dediği gibi, böyle ders yaparken, sarılasım geliyor dedi ya. Ha şimdi sarılmıştır inşallah. Bak, ubudiyetin daisi, yani tahrik edicisi, kaynağı, çıkartanı, menbaı, emri ilahi. Emri ilahi böyle bir asker gibi yap falan değil. Ne oluyor? Fıtratta bu var zaten karşılığı. Nasıl ki insan aciz, dayanacağı bir yeri sağlam olmasını istiyor. Emri ilahi ile bizdeki ruhumuzdaki o boşlukta kalan, acizde kalan, karşılığını bulamayan duygular karşılığını buluyor. Namaz kılınca duygular gelişiyor bakın. Hemen bağ kuruluyor. Mesela sıkıldığın zaman, vallahi ben namazdan lezzet alıyorum. Her namazdan değil ama çoğu namazdan lezzet alıyorum. O pek o lezzet şu anda alamaz. Çok ilginç mesela. O kadar tatlı bir şey atmosfer ki, ustada da çok şeyler orada ihtar edilmiş. Peygamberimize de vahiy çok gelmiş namazda. Mesela kıblenin değişmesi namazda geldi. O ayet. O ayet. Hemen namazdayken döndü. Allah Allah. Allah nasıl sabır. Ben o zaman her şeyi söylerdim. Tak 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 tamam. Böyle yapın. 23 senede yavaş yavaş. Ne kadar sabır bir Allah. Yanlış yapıyor kıble böyle. Adamlar böyle kılıyor. Tamam kabul ediyor. Ben olsam hop. Hiç tahammül edemem yani. Allah tabii ya. Emri ilahi. Neticesi peki? Rıza-i Hak'tır. Rıza-i İlahi demiyor. Bak, Rıza-i Hak'tır. Burada Rıza-i İlahi yukarıda dedi. Bak bir daha okuyorum. Dikkatini çekmeyin. Dıngır dıngır gitmek istemiyorum ben Risale'den de. Bak yukarıda dedi ki, ubudiyet emri ilahiye ve Rıza-i İlahi'ye bakar. Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi. Burada Rıza-i Hak'tır diyor. Ha. Yani Allah'ın bana emretmesi hakkı var mı? Bana namaz kıl demesi hakkı var mı? Bu cevap veriyor. Çünkü diyor o hakkı var. Çünkü seni yaratandır. Senin üzerine hakkı var. Onun için Rıza-i Hak. Göstermen lazım. Hakkı var demektir. Rıza-i Hak'tır. Allah haklıdır. Allah'ın hakkı var üzerimize. Yok mu? Rıza-i Hak. Bak Rıza-i İlahi değil. O şuradan bak. Emir kaynağı kullanırken Rıza-i İlahi diyor. Muhatap olan şahsı dillendirdiği zaman, ifade ettiği zaman Rıza-i Hak'tır diyor. Yani kişi şunu sorabilir. Ey Allah'ım bunu bana emrettin ama bir kere hakikaten senin emrin mi? Yani emrin bende fıtratta var mı? Birinci cevap şuydu. Emri ilahi olduğuna delil fıtratta karşılık bulması itmiyor yani. Mesela Kur'an'da vaat edilen cennet fıtrat itmiyor.
Orucu fıtrat itmiyor, nefis itiyor. Ama yaratılış orucu itmiyor. Sosyal hayat zekatı itmiyor. Toplumsal barış hacı itmiyor. Değil mi? İşte namaz gibi ibadetler de fıtrat şöyle diyor. Onun hakkı vardır. O zaman rizay haktır. Hakka riza göster yani. Fıtratta hak sahibi olduğu için mal onundur. Malı karşılığını ona iade etmek. Sahibine iade. Rizay hak. Peki gidiyoruz. Şimdi bu ruhta hep ruhtan konuşuyoruz. Allah ve ruh. Daha hiçbir şey konuşmadık ha da. Eylem yok burada. Namaz, oruç yok. Ben ifade ediyorum. Şimdi şeye geçiyor Adem. Semeratı ve fevaidi. Yani tam kılıyoruz da kardeşim yani. Faydası ne yani? Semeratı, meyvesi, fevaidi. Meyvesi, faydası. Her meyve faydalı değil. Çünkü bazı meyve bazılarına iyidir. Bazı hastalıklara bazı meyve iyi değil mesela. O zaman ikisini ayrı kullanıyor. Semeratı ve fevaidi uhreviyedir esas. Dünyada var mı onu da anlatacak tabii. Şimdi anlatacak. Demek ki bazısı işte burada vardı birisi. Hoca dedi 3 gün oldu daha. 3 gün tabii 3 günde olmadı. Belki de 5 vakit namaz zor kıldı. Hani benim dediği ailevi sorunumu niye düzeltmedi Allah dedi. Aynı böyle dedi. Hatırladınız mı? X. Sen niye hatırlarsın? Kafayı sallıyor. 3 vakit ha namaz. Beni çekti. Hoca. Hani Allah ne yapmadı ya? Bu ailemi düzeltecek diye elimi kaldırdım düzeltmedi. Dur dedim daha. Oo. Öyle bir namaz kılıp ya Rabbi onu ver. O zaman kainatı değişir. O zaman yarın da ya Rabbi bu pazarı kaldır desen ne yapacak? Pazar kaldıracak mı şimdi? Ondan sonra dedi ki ben bu işte yok. Eyvallah. Şimdi ona da cevap veriyor. Diyor ki ruhsal bir ille realite istiyoruz. Yani fiziki bir vücudu harici istiyoruz. Ya Rabbi şu dağ deniz yap, denizi dağ yap. Olmaz ki kardeşim. Allah'ın seni imtihan etme ya. İmtihan etme hakkımız var mı? Ey Allah'ım ben bunu yaparsam sen bunu yapar mısın? Pazarlık da yapıyorsun. Tak tak üç vakit kıldım diyor ya. Ya Rab ver artık. O zaman pazarlık yapıyorsun. Allah kimse deneyemez. Allah denenir mi ya? Denemez. O Allah acayip bir şey. Ya acayip bir Allah ya. Bu kadar tatlı ki. Tanıdıkça zevk alıyorsun. O kadar acayip bir şey ya. Korkmuyorsun. Çok hoş. Ne kadar zevkli oluyor. Kabuza dedim ki böyle, talim ediyoruz her sabah. Bugün mesela böyle ikinci sayfayı zor geçirmeyin. Dedim ki kabuz, Allah bizi yığılın önümden. Kabul etmiyor. Hesap hesap yok. Atar mı? Der dedi diyebilirim. E ne yapacağız? Vallahi ne yapacağız? Niye düşünüyorsun öyle şey ya? Niye? Yaparsa yapar dedi. Ya kabuz ya yaparsa. Ya kardeşim darlatma beni ya. Yaparsa yapsın o iş. Onun işini sen deneme diyor ya. Tabii darlandı yani. Tabii Allah yapmaz. Çünkü isimler müsaade etmiyor. Yani kendisini bize anlatıyor. O anlatması nereden? Semeratı ve fevaidi uhreviyedir. İlleti bu. Şimdi dünyaya bakıyor. Fakat ille-i gaye olmamak yani fiili yaparken bunun için ben namaz kılıyorum. Olmamak şartıyla hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faideler kendi kendine tereddüt eden ve istenilmeyerek verilen semereler ubudiyeti münafı olmaz. Yani şimdi namaz kıldık. Hakikaten Cenab-ı Hak derdimizi kaldırdı. Biz onun için yapmamıştık yani. Ama isteriz yani. Ya Rabbi ben namazı kılacağım namazdan önce. Elimi kaldırıyorum. Allah'ım ben bu namazı kılacağım. Ama kıldıktan sonra şu derdimin kalmasını istemiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm. Pişt. Aa sıkıldı gitti hakikaten ya. O zaman sen ücretle kıldın. Buna da ücrettir. Bedel almaktır. Bir şey veriyorsun alıyorsun. Biz zaten yaratılmışız. Biz zaten ücretimizi peşine aldık. Bunu nerede anlatıyordu hatırladınız mı? Yarım yamalakta duada şey bir ubudiyet yapsa da hemen bir şey istiyor. Oysa diyor 24. sözde var ya.
Sen diyor ey nefis yani yaratılmanın karşılığı nasıl vereceksin? Gözün karşılığı veriliyor mu? Yani nasıl vereceksin? Gözün karşılığı verilebilir mi yani? Demek ki kasten istenilmeyerek olma halinde tereddüt ederse yani neticede böyle Allah ikram ederse hiçbir zarar olmaz değil mi? Belki zayıflar için müşevik ve müreci hükmüne geçerli. Yani zayıflar için bak böyle yaparsan inşallah Allah derdini kaldırır diye teşvik için, şevklendirmek için olabiliyor. Zaten Cenab-ı Hak ilk önce hatırlıyor musunuz nurculuğunuzun ilk günleri? Şevk dönemi vardı. Değil mi? O çikolatalı, şekerli dönemler vardı. Şef vardı böyle acayip. Evden eve koşuyorduk. He? Evden eve koşuyorduk. Evden eve koşuyorduk. Ta ki diyordum hatırlıyor musunuz? Bu şef döneminizi kitap okumaya geçtiniz, ayakta durursunuz. Eğer şef dönemini, unutmayın bu sözü, şef dönemini kitap okumaya geçsin diye verilen o enerjiyi kitap okuyamayanlar, devam edemeyenlerdir. Şimdi düşe kalkan var ya sizinle beraber gelip de, potadan dışarıya düşenler, onlar. Bir kısmı da pazarlıkla Allah'a ibadet ediyordu. Yani ben oraya girersem, ben Allah'a kulluk yaparsam, işte Allah da bana bunu yapar gibi ön yani bilmiyoruz. Allah bilir ama bir kere şef dönemi şekerleme veriyor ki, hadi okumaya geç. Okuyunca o bazılar şöyle diyor, ah ah ilk şef dönemlerim nerede? Var gene. Sen kitaba dönebilseydin, tefekkürle okuyabilseydin, o hala var. O hala var, ben zevk alıyorum. 17-48. 17 yaşından beri, şey diyeyim dershane ve 47 o. Hala şık değil. Yani örnek için söylüyorum haşa. Niyet, okuyorum kardeşim. Tefekkür ediyoruz. Yani misal için söylüyorum, bir muşahhas olması lazım ki bize gayret olsun diye örnek veriyorum. Mücerredattan vermiyorum. Olabilir demiyorum. Örnek var. Olmasa dört duvarın içinde yaşayamayız biz. Allah bu özellikle lezzet vermeseydi dört duvarda sizin aleminizdeki oyalayan şeyleri düşünün. Hiçbirisi bizde yok. Nasıl duruyor? Bunlarla işte. Belki zayıflar için müşevik ve müreci hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatler o budiyete, o birde veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Mesela sen bunu niye çekiyorsun? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tarikata niye giriyorsun? Nurculuğa niye girdin kardeşim? Ya kardeşim yani dolmuşa çok bindik, arabamız yok. Yani böyle havada gitmek, garip garip şeyler olmasın. Ya Rab dediğim zaman isteklerim yerine gelsin diye yapsa ne yapar? Ubudiyeti iptal eder. Bak ubudiyetin, ubudiyete o virdi, o virt veya o zikre illet veya illetin bir cüzü olsa o ubudiyeti kısmen iptal eder. Mesela Salat-ı Tefriciye var. Kaç bin defa okunuyor? He? 4000? 444. 4444. Her zaman olmaz kardeşim. Niye? İlle bunun için okuyoruz. Ama içinden geçir ama ben madem demiş formülü bu okuyayım. Ama mutlaka olacak öyle de. Allah'ın hikmeti iktiza ederse. Bak misal verecek zaten. Belki o hasiyetli birdi akın bırakır. Söndürür yani. Akın bırakıyor. Yani akın derken akıyordu elektrik akımı. Kesiliyor. Çünkü emri hak olmuyor. Anlayışında emri hak olmuyor. Kablo kopuyor. Ceyran akmıyor. Netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrad-ı Kutsi Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bak bin tane hasiyeti bulunan Cevşin-ül Kibir'i o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Bunun arasına Mehmet Feyzi abi, Kastamonu Mehmet Feyzi abi tarihçi şeyde hatırada yazıyor.
şunun yanına 1000 tane hasretini yazarak bir kağıt yapmış, bir forma koymuş. Yani Cevşen'in için başına. Cevşen'in başına bak diyor. Şunlar, 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 şunlar olacak. 1000 tane hasiyet. Ondan sonra okuyun. Usta hemen onu kaldırtmış. Ev yanmaz, bilmem ne yapmaz. Şu bir sürü şeyler var ya. Çünkü bazıları hadiste teyit edilmiş, bazıları şeyde yapılmış. Yani İmam Ali'den geliyor Hazreti. Hangi sahabe, hangi büyük bir zat elini almışsa bir şey demiş. Çünkü kendi hayatında da şahit olmuş, tanıklık yapmış. Yani ben bunu okudum, böyle oldu diyor. Yani sizde de olacak demiyor yani. Bende böyle oldu vesaire. 1000 tane hasiyeti var. Üstad Hazretleri bu 2 tane evrat hakkında Emirdağ'da diyor ki beni diyor çok defa zehirlemekten kurtardı diyor. Öyle mi? Zehirlemekten kurtarmış. Şimdi bizim sitede dualar var. Taşınacak dua, okunacak dua. Kardeşim taşınacak dua delili, şer'i delili var, taşımanın delili var. Orada koymuşuz. Sünnet de var ya. Zaten Cevşen'in sonundaki duada ulika diye geçiyor. Yani alakalanıp takılan. Asıl manasını demiyor da yani bir yere kancalayıp eline takılan vesaire. İşte ay mutlaka olur. Mutlaka bilemem. Böyle mutlaka diye yapar, böyle olmaz. Al, ben Allah için bunu takıyorum. Artık telefonu açarım kardeşim. Benim telefonum açık. Bana telefon gelir veya gelmez. Hattım açık. Mesaj atar veya atmaz. Üstad Hazretleri'ni orada anlatıyor Emirdağ'da. Çok defa beni zehirlemekten kurtardı diyor maddeten. Şimdi sevgili kardeşim, dua bedensel tezahürü var. Latif nükte var mı burada? Latif nükteler. Ufak kitap. Bakayım var mı? Münazarat. Çok ilginç olacaktı olsaydı. Yok. Evet. Latif nükte yok. Orada bir şöyle diyor. Ne abi? İçeride var belki. Bak bakayım. Görüyordur orada. Yapma. Kur'an, hurufu Kur'an diyor. Hasreten hurufu mukatta. Elif, lam, mim. Örnek için söyleyeyim. Bir tane yapayım. Kaf, ha, ya, ahin, sad. Gibi. Hurufu mukatta var mı? Ha, mimler. Maddeten diyor, bedende, vücutta tesiri var. Tesiri azimdir. Maddeten, maddi. Maddi 29, 30, 32, 33. 32, 33. sayfalarda matbaaya göre değişiyor. Yani huruf-u mukatta'nın maddeten tesiri azimdir diyor. Maddi mucize vari tesiri var diyor. Ya. Elhamdülillah şeylik olsun diye, teyit olsun diye söylüyor Filip. Allah'a hamd olsun, yalanı Allah şahit edilmez. Maddeten tesirini çok görmüşüm ben. Hocam bir tane de ben aynı ilk Cevşen'i biz aldık ya okumaya. Fabrikanın üstündeyim, asfalt altta. Nasıl, neredeysin bir daha? Fabrikadayım. Fabrikada. Üstten bakıyorum yani. O şimdi Cevşen'i ben ilk aldığım zaman yani ben söyleniyor mesela Cevşen o zaman da ilk duyuyor. Bir daha Cevşen. İlk aldı zaten. Fabrikanın ikinci katı. Üste duruyor. Mesela, o aşağı bakıyorsun. Duvar yok. Okuyor da diyor ki. Aklım dedim yani böyle dedikleri gibi nasıl fayda oluyor böyle. Nasıl tesir oluyor? Ya böyle düşünüyor. Beni de hem okuyorum hem düşünüyorum. Hem düşünüyorsun. O da altta tam benim izamda. Araba bir geldi bir fren yaptı falan bir ses geldi. Bir baktım var benim baba. Hemen tam karşımda altta ya o kadar asfaltta o kadar bölge var ki. Baktım oy bağırdı babam kalktı gitti. Sonra telefon açıyorum peşine ne oldu diyeceğim. Ya dedi az daha dedi biçti beni dedi. Ya şimdi orada yani. Ha kurtulmasına. Orada, orada olması. Ha babanın orada trafik kazasını. Tam karşıda. Tam karşıda çok da ilginç. Yani ve trafik kazasının içinde olması. Yani orada tesadüf olamaz ki yani. Ya. Benim aynı düşündüğüm anda. O olayı düşündüğüm anda o olayın cereyan etmesi. Yani bir şey olsun diye anladım. Doğru, doğru. Kâmet yani bende de... Doğru. Cevşen... Şimdi ne oluyor biliyor musun?
Bak bu böyle bakıyorsun mesela. Tabir, tamam mı? Kur'an. Şöyle anlıyorlar. Yani bu laf senin ne olacak? Arkadaşım bak. Bu Kur'an değil. Bu musaftır. Kur'an mahluk değil. Ama bu yazı şekilleniş mahluktur. Mürekkep bu. Bu Kur'an. Peki ne zaman Kur'an oluyor? Bak. Okuduğun zaman Kur'an oluyor. Sendekileri uyandığı zaman senin Kur'an'ın oluyor. Sen başkasının Kur'an'ını okumuyorsun. Başkasıyla gelmiş Kur'an. Kur'an benim. Kur'an kime geldi? O vasıtasıyla hepimize geldi. Eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına geliyorsa niye başkasının Kur'an'ını okuyayım ben? Kendi Kur'an'ını oku yani. Ne oluyor? Herkesin şu. Okuduğun anda enennatikul Kur'an, ben canlı bir Kur'an'ım diyor Hazreti Ali. Bu sefer senin ruhunun kargası, aslı olan Kur'an, okunan tabirle, şifreyle, cep telefonu gibi bu buraları uyandırıyor. Bu uyanması demek uyduya devreye geçiyor. Mesela şöyle diyeyim. Telefon, ceset. Batarya, hayat. Program, ruh. Program, ruh. Baz istasyonuna bağlı, yani uyduya bağlı, haşa Allah. Şurada gözüken yazı, burada yazı gözüküyor. Arkasında yazı yok. Datalar var ya, 1000. Şimdi bak sevgili kardeşim. Bu hiç konuşulmasa hiçbir işe yaramaz. Bu bir alettir yani. Kart yoksa. Bunun içinde kart yoksa ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Kart iman. Kartı taktık mı? Bu sefer arıyor, aranıyor, oluyor. Ha, dolayısıyla ben karttan sonra konuşmam, konuşmaları burada gözüküyor mu? Bu alet üzerinde oluyor. Benim konuşmam da konuşmalar da. Aynen bunun gibi. Bu alet Kur'an'ın sayfası. Ama bunun içi zahiri kılıfı madde. Ama bu maddenin içeriği madde değil. Üstün bir ceylan olsa elini sürsen yanarsın. Dolayısıyla bunu okuduğun zaman içindeki oyunlar var. Bir sürü şeyler var. Çizgi filmler var. Yarışmalar var. Aynı bunun gibi. İlk girdiğin zaman şifresine değişiyor bu. Alet oluyor. Film seyrediyorsun. Aynı bunun gibi de ve mana diye oku, elhamdülillah Rabbil alem okuduğun zaman sendekiler bu vasıtasıyla karşılık buluyor. Uyanıyor. Uyanınca devreye şey giriyor. Uydu giriyor. Allah giriyor. O zaman oluyor. Sen yazı yazıyorsun ama arkadaşım mesaj yazı gitmiyor ki. Havada kelime uçmuyor ki mesajınızda. Burada ekranda yazı, arkada data. Yani onun elektriksel programı. Program oluyor. Cenab-ı Hak seni muhafaza eylesin diye yazı burada gözüküyor. Arkada yazı yok. O zaman o program, şifre elektriğe dönüştürülüyor. Gene şifre de değil. O data, o program elektriğe dönüştürülüyor. Elektrik dalgası gönderiliyor. Paket ya. Paket. Ne var içinde? Bu elektrik paketi. İçinde program var. Biraz da aç. Yazı var. Burada paket gözüküyor. Bu paket. Kur'an harfleri paket. Parçalıyor. Bu onu parçalıyor. İçini çıkartıyor. Biz de bu paketi açıyor. İçine bir giriyoruz ki öyle şey değilmiş yani. Meğer paket değilmiş yani. Yani paket de içinde başka şeyler var. Gibi. Burada niye bunu hani onu söyledin de nasıl bunun faydası var? Elbette ki elindeki kağıtla olmuyor. Ama o okuduğun şeyle sende uyanıyor. Sende uyanıyor. O uyandırıyor. O uyandırıyor. Çünkü sende neler var? Tırırırtları nerede bileceğim? Ancak şu biliyor. Gönderiyorum bak. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Çok ilginç. Ben okuyorum, ben motive oluyorum. Ben okuyorum ama. Gene bana dönüyor.
dağdaki yansıma gibi. Şah-ı Nakşibendi veya Bin Hasiyeti bulunan Cevşen-i Kebir'i o faydelerin bazılarını... Telefonun şarj durması gibi mi öyle? Öyle oluyor. Şu anda artık telefonu şarj etmek cihaza bağlamayacaksınız. Hiç kimse bağlanmayacak. Hiç kimse şarj unutacak. Uydudan devamlı şarj edecek. Böyle bir problem, basit bir şey şimdi. Zaten eskide bulunmuş ama satılsın depolarımızdaki bataryalar diye devreye sokmuyorlardı. Şimdi hepsini bitirdikleri için bir de şarj olmayacak daha. Uydudan. Nasıl oluyor kardeşim? Sokak lambaları elektrikle çalışmıyor ki. Şeyle güneşle çalışıyor. Ne diyorlar ona? Panel. Şey var, zaten hesap makineleri var. Tabii, benimse. Benim şeyle çalışıyor, pille çalışmıyor. Güneşle çalışıyor benimse. Benimse pille çalışmıyor. Güneş olmasa ne olacak hocam? Kıyamet kopar. Yarın doğacak demeyecek yani. Yarın doğmayacak mı? İşi bulduğum güneş diye bakalım. Şu da bile yetiyor. Lamba. Yani merak etme. Her şeyse. Bakın aynı bunun gibi Kur'an. Yani artık şarj etmeye değil. Sen okudun, telefon açtın anca şarj edileceksin. Kur'an'ı aç, şarj olacaksın. Çünkü o faydeler, o evratların illeti olamaz. Ve ondan, onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Bazıları diyor ki, soru soruyorlar. İşte bu dualar böyle ustattan bir şey mi? Tasdikli mi bu Kur'an ayet? La kardeşim Allah'tan tasdikli ya. Kur'an ayetlerine ustattan teyitli mi diyor şimdi. La kardeşim Allah'tan teyitli ya. Akıllı ol. Çünkü ona fazlı bir surette o halis bir de talepsiz tereddüt eder. Talepsiz. Yani şu anda devamlı bağ. İman olunca devamlı bağdayız. Bak baz istasyonu bağlı. Devamlı bağdayız. Baz istasyonu nasıl böyle bağlıyız cep telefonu? İmanla devamlı bağlıyız. İman Allah ile Kur arasındaki bağın adı. Bütün ruhtaki dataları, programların malzemesi, çalıştıran. Sonra onlara niyet etse ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Niyet etse. Ama yukarıda söyledi ki zayıflar için şefk olabilir diyor. 15. şuada da var yani. Ceylan abinin haşiyesi var. Ceylan diye bir şey var. Ben ustadıma sordum kasten neyi kastediyorsun? Yani zayıflar için müşriklik olabiliyor. Hani dese ki bak kardeşim diyebilirsiniz yani ben diyorum. Mesela kardeşim kanser mi var? Ha. Var zaten. Şimdi Cevşen oku kardeşim. Evrad-ı Kutsi-i Bahiyye oku kardeşim. O sitedeki o Kur'an'la, o şifayla alakalı ayetler var, 11 sayfa. Bir de taşınacak dualar var kardeşim. Onları da indir, taşı. Onu da oku, cevşen oku. Üstad zehirlenmeye, kanser neymiş ya? Zehir ya. Zehirlenmeye, cevşenle Evrad-ı Kutsi Bahiyye'ye gelmiş. Ha yeter ki aç gönlünü kardeşim, aç. Acaba, acaba deme kardeşim. Acaba olur mu diye okuma. Bir abi yapmış da Kastamonu'da geçiyor ya. Acaba bu risalelerin ne kerameti var ya? Böyle bir keramet falan olur mu diyor. İstanbul'a giderken böyle çıkıyormuş rampadan. Hani hatırlıyor ya risale. Ondan sonra tepe takla gidiyor. Araba yuvarlanıyor. Şey oluyor da kendisine bir şey oluyor sonra anladım ki hatırlam. İlla anlamak için arabamız mı yuvarlansın ya? Birisini yuvarlanmış tamam yani. Yani teslim olmak lazım ya. Ne kadar teslim ol. Rahat et ya. Teslim ol ya. Bir tane bana İsmail dayı ne dedi ya? Koksavatlı İsmail dayı. Koksavatlı dayı İsmail dayı dedi ki bana. Kanser her tarafı vücudu sarmış. Ama özür dilerim yani. Kusuruma bakmayın. Bir hakikati anlatma adına söyleyeceğim bunu. İsmail dayı, Cavit dayı ile çıktık. Şey dayı da yoldaydı hem şimdi. He. İsmail dayı Allah Allah hasta sanki benim, kanser benim. Bana gelmişler gibi. Adam o kadar rahat ki. Halaya, karısına şaka yapıyor, bilmem ne yapıyor. Dedim ki, İsmail Bey dedim ya. Yani dedim, beka var, ahiret var. Hasan Hocam dedi. Bir damla pis sudan dedi, yapılan vücut bu kadar olur dedi. Ben başka bir şey beklemiyordum ki rahatsız olayım dedi. Esas hayat orası dedi ya.
Ulan Allah Allah. Hiç unutmuyorum ya. 15-20 sene oldu ya. Yani şu bir damla pis sudun üzerine diyor, bina edilen şu cesette ne bekleyecektim ki diyor. Esas hayat o be kardeşim dedi ya. Bir de baktım kuzene patates atmış bize. Kalkmış. Allah Allah. Yani Ceyran, iman. Her şeyin dermanı iman kardeşim. Adam kanserli değil, acaba olur mu diye buhran geçiriyor. Kanser değil ha, kanser olur mu diye böyle hastalar var. Acaba kanser mi? Bugün de cumadan sonra birisi sordu bana. Bizim köy. Çok var hocam öyle. Ya sen çok iyi bilirsin hocam. Yok hayırdır lan. Ya dedi, doktorlar anlamıyor gibi geliyor bana. Yeah. Ömücü ne yok hayırdır. Ya bir kalple bak dedi ya, sen dedi beni röntgenci zannediyor yani. Kalp röntgeni var dedi. Herhalde ondan. Hoca dedi kenara çekti yani. Aynen oğlum. Ya dedi bir böyle dedi kalbin bir bak dedi kanser var mı dedi ya. Uyuyamıyorum dedi ya. Allah. Onu düşünün oğlum ya kanser olsa bu ne olur ya. İyi dedim baktım ki hasta rahatsız. Doktora gitmiş yok. Duymuş hasta o duymuşsun o adamı. Ondan sonra dedim ki iyi. Dedim dayı doğru ya. Ben nereden biliyordum böyle? Bunu rahatlatmam lazım da. Bir doktorlar yapamamış şimdi. Benim bu özelliğim olduğumu nereden biliyordun dedim. Bilmez miyim ya dedi ya. Ay, bilirim sana. Dedi ne? Dedim burada olmaz. Gel gizli. Herkes cumadan çıktık. Biz geri döndük. Tamam. Sen dedim. Gözünü yum. Tamam mı? Tamam dedim. Aç diyene kadar sakın açma. Anlasana. Şöyle. Bakıyorum böyle. Bir ayet ekirse okudum yalan olmasın diye. Ondan sonra aç gözüm. Böyle renk şey olmuş böyle makine diye. Dedim ki elhamdülillah hiçbir şey yok. Oh! Boyu da olsun ya kafamdan öpüyor. Tamam. Şimdi inandım hocam. Tamam ben de kalsayım. Ya bakın ne kadar acayip bir şey ya insan. Teslim olamamaktan kaynaklanıyor. Teslim olsa rahatlıyorsun. Ustad, Risale-i Nur'la bizlere neler ihsan etmiş, neyin köleleri olacaktık? Şimdi belki biliyoruz ama, tamam, belki şey oluyoruz ama ne kahve köşelerinde sürtünecektik, ne kömür ruhlu insanlara köle olacaktık, esir olacaktık, kapısında yalakacı olacaktık, yalakacı. Menfaat için, çıkar için toplumun menfaatının toplandığı siyasi yerlerde menfaat arayacaktık. Toplumun bütün menfaatlarının tahrik edildiği, dağıtıldığı merkez olan siyasi odaklarda, siyasette ki toplumun bütün yükünü toplanmış, siyaset kim onu geçerse dizgini, o dağıtıyor. Ta ki toplumun zararına dahi olsa bu kadar kişinin hakkı tek bir kişiye verme adına kimlere yalakalık yapacaktık. Risale-i Nur olmasaydı. Kömür ruhlu insanlara köle olacaktık. Kahvelerden çıkmayacaktık. Ya kadının esiri olacaktık. Ya maçların kölesi olacaktık. Akşamı bunu takip ediyor ya. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreciye muhtaçtırlar. O faydeleri düşünüp şefke gelip evradı sırf rıza ile için, ahiret için okusa zarar vermez. 4444 defa bunun için okusan demek ki buna da giriyor şimdi o zaman. Niye? Yani Allah için faydası esas ahirette bekliyorum ama Allah'ım sen zaten biliyorsun. Senden ne gizleyeceğim. Ama bu derdim de var. Allah'ım sırf bir rızayla istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Okuduğumun karşılığını ahirette istiyorum. Ama dünyada da verirsen çok memnun olurum. Hani sahabe demiş ya. Ya Rabbi dünyada verme. Bütün vereceğin ahirette ver. Burada kısmen de diyor buna uyuyor mu o zaman? Uyuyor. Kısmen yine bir akabı çıkarıyor. Tabii. Şimdi mesela sahabeye Peygamber Aleyhisselam ha bir de devam etmiş. Allah'ım ahirette vereceğin cezayı dünyada ver. Bunu da eklemiş. Ahirette vereceğin nimeti burada verme. Deyince Peygamber Aleyhisselam dedi ki Allah rahmetini niye daraltıyorsun? Hem orada da versin, hem burada da versin. Hem orada ceza vermesin, hem burada da vermesin. Niye kayıt diyorsun diyor ya. Niye kendi hakkında aleyhinde hüküm verilmesine böyle hüküm ediyorsun? Ya Rabbi ben de ya.
İki yerde de istemiyorum. Allah'ım orada verme de burada ver. Yok. Ya Rab. Orada da verme bize sıkıntı. Burada da verme. Değil mi Rıza? Orada da versin bize servet. Burada da versin. Allah gani. Benim gibi de ki. İşte kardeşim ya. İyi ki beni al. Kayıt var mı kardeşim? Günah mıdır istemi? İşte kardeşim ne kadar isteyebilirsen iste. Safa ve Merve arasında istemenin simgeselliği ne? Allah Resulü'nün koltuk altı gözüktüğünü söylüyor kitaplarda açık gider. Bunu anlatıyoruz kafileye. Elini böyle kaldırmış, böyle dua etmiş. Sahabe diyor ki koltuk altını seyrederdik diyor. Arafat'ta. Arafat'ta ve Safa ve Merve'de de. Arafat'ta da yapıyordu. Safa ve Merve'de de böyle kaldırmıştı oradan. Çok İste. Çok istemekte hocam Allah'ın bir esmasını tarif ediyorsun. Tabii ya. Acayip alim yani o esmanın boyutuna giriyorsun kardeşim. Gir kardeşim. İste ama benim için de iste. Var, ama bu dünyada hayırlı olacaksa. Öyle diyeceğiz de. Ya hayırlı ver ya. Hayırlı ver istiyor. O zaman vermek istemeseydi istememiz. Evet, doğru. Yani kayıtlamamak lazım. Herkes için istemek kendi istemeni azaltır mı? Nasıl? Herkes için istemek azaltır. İste tabi canım, ne istersen iste. Kendi isteni azaltır mı diyor, öyle mi? Hayır, hayır azaltmaz tam tersi. Mesela şey geçiyor, Kur'an okudun ama kimseye kalmasın, duasını da yaptın, hiç kimseye bağışlamadın. Diyor ki rivayetlerde, bu Kur'an okudun, kime bağışladın, o kadar katlı hatim sıvabı oluyor. Kendin bir okudun, kendine kaldı bir hatim. Bana da bağışladın, iki hatim oluyor, iki hatim sıvabı alıyorsun. Çünkü ruhum sana yansıtıyor. Ona da bağışladın, üç. Dedin ki peki Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar, mağrıpten maşika, şimalden cenube kadar, ehl-i imanın ruhuna hibeyledik ya Rabbi, vasileyle ya Rabbi desen o hepsi o kadar sende hatim etmiş oluyorsun. İade edilme bir durumu var herhalde. İade ediliyor yani Kabe. Mesela Kabe'de niye büyük bir veli gibi ücret alıyor bir abi? Kabe'yi şey düşün, aynen. Bizdeki sadrımızdan bir maneviyat gelip vuruyor. Tek. Herkes sinsi vuruyor. Ama oradan alırken tek almıyorsun. Bütün vuranların cemiyle alıyorsun. O zaman ben birisini gönderiyor muyum? Allah da diyor ki adeta. Kulum kulum acır ona rahmet ediyor. Ki benim rahmetim okyanusunda bile katresi olamaz. Benim rahmetime ne olur? Bu sefer onun ruhu Müslüman aynası değil mi? Aynadan aynaya yansıyor. Sevap da ruhanidir. Bir vuruyor, gönderdim ben ona, tak diye vuruyor, oradan da bana yansıyor. Bendeki zaten bende duruyordu, bir tane de geldi. O faydeleri düşünün, şefke gelip, bak 4444 defa gözümde rahatsız veya kanser var, tamam mı? Ben bunu okursam geçecek. Bu noktadan şimdi düşünün. O faydeleri düşünüp kanserim geçecek diye şefke gelip evradı sırf rıza ilahi için, ahiret için okusa zarar vermez. Okunur. Oku. İnşallah kanserim geçecek. Niçin okuyorsun? Allah rızası için. Ahirette sevap, dünyada da kanserim geç. Hiçbir zarar vermez diyor. Hem de makbuldur. Oh. Elhamdülillah. Hoşuma gitti. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selef-i salihinden mervi olan faydeleri göremediklerinden şüpheye düşerler. Hatta inkar eder. Bazı dua kitaplarında sahabe-i kiramdan, tebe-i tabiinden, tabiinlerden hatta belki de hadisten faydaları anlatıyor. Bu acayip. Bunu böyle yapan şu olur. 114 defa besmeleyi suya okuyan Bismillahirrahmanirrahim dudak yok. Yok. Hu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçen hafızası kuvvetli olur diyor. Olmadı. Yani o seviye yok bende daha. Ne kaybettin yani? Yani diyor ki, şimdi dinleyin bunu. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selef-i salihden mervi olan, yani anlatılıp gelen, şöyle şöyle faydaları var diye mervi olan, nakledilen faydeleri göremediklerinden şüpheye düşerler. Ben şimdi 114 defa okudum. Oo kafam oldu zenit saati gibi, bilgisayar gibi, hiçbir şey unutmuyorum. İmtihan sınıfı da bozuldu da kardeşim. Hani en azından sebep aldım. Evet, burada kesiyorum. Hataya düşerler
Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.